Federasyon seçimlerinde ne yapması lazım? İşte %10 mu? Belli bir destek alması lazım adayların. Şimdi bu işe başvuran arkadaşımız bu şeyi alamamış. Alamaması bunu ne şekilde tespit ediliyor? Bakanlığa gidiyorsun, ne kadar desteğin varsa orada bakanlıkta sayım yapılıyor. O sayım çerçevesinde de seçime girip giremeyeceğim belli oluyor. Şimdi bunlar 45'i dolduramadılar. 45 destek almaları gerekiyordu. Bunu bulamadılar. Bunu bulamadıktan sonra da birkaç tane de içlerinde iptal olmuş. Ama bu 45'e yaklaşan, yani o 3 tane iptal olduğu zaman sen 45'i yakalayamıyorsun. Yakalama şansın yok. Hani yakalama şansı olsa, yakalasan bile 45'i zor bulan bir kişinin seçimi kazanma şansı nasıl olur? Bu sadece bir kaos yaratmaktan başka bir şey değil. Yani bir kaos yaratılması, mahkemede bunu tabii bu genel kurulun ne olduğunu, 300 kişinin burada olduğunu, otelde yattığını, bunları tabii mahkeme bilmiyor. Ama mahkemenin de ben anlamadığım bir tarafı hemen anında karar vermesi ve karşı tarafı hiç dinlemeden karar vermesinin ne anlama geldiğini bunu da bilemiyorum yani. Şimdi bu kadar insan burada, bu kadar insan sıkıntılı. Yani bir haklı bir tarafı olur. Dersin ki %100 burası haklı ve ona göre bir karar verirsiniz. Ama haklı da görünen bir şey yok. Bu konu devam ettiği ederse bu mahkeme, ki kaybedecekleri de kesin. Ki mahkemeye de gerek kalmayacak inşallah. Akşama kadar bekliyoruz. Bakalım ne olacak, ne yapabiliriz. Ama tahmin ediyorum inşallah bu sıkıntının sonucunda iyi bir genel kurul yaparız, bitiririz. Yani. Bugünkü genel kurulda yeterli çoğunluğun var olup olmadığı belli değil. Şimdi delege buraya gelir ama çoğunluğu ispat edemezsin. Yani neticede bugünkü çoğunluk sağlanamamış da olabilir. Çok kısa süre içerisinde bir karar almak kaydıyla yeni bir genel kurulda olur. Ama tabii bunun neticede federasyonlar bakanlığa bağlı bir kuruluştur. Bakanlık ne karar verirse o şartlar çerçevesinde de biz de gereğini yaparız yani. Süreç ana statüye uygun bir şekilde yürütülmedi mevcut federasyon yönetimi tarafından. Aynı zamanda bazı haberlerde de bizim yeterli destek yazısı toplayamadığımız yönünde bazı bildirileri okudum. Biz bu süreçte 45 destek yazısına ihtiyacımız varken 71 adet destek yazısı toplayarak seçim adaylık başvurumuzu yaptık. Daha fazlasını da alabilirdik. Ancak camiamızı zor durumda bırakmamak adına İnsanları tarafsız göstermek istedik. Türkiye bir hukuk devletidir. Yapılan hataları ve ana statüye aykırı durumları belgelerle beraber Ankara 11. Asli Hukuk Mahkemesi'ne sunduk. Sonuçta onlar da adaletli bir karar vererek seçim sürecindeki yapılan yanlışları fark ettiler ve süreci durdurdular. Türkiye Boks Federasyonu seçimlerinin daha adil bir ortamda yapılmasını istiyoruz. Sonuçta bizler de bu ülkenin bir vatandaşı olarak seçme ve seçilme hakkımızı kullanmak istiyoruz. Yani yarışa girelim, iyi olan kazansın. Bizler Türkiye Boks Camiası'nın neferleri olarak bir oluşum başlattık. Bu oluşumda birçok dünya şampiyonu, olimpiyat madalyası kazanmış sporcu arkadaşlarımız bizimle beraber hareket ediyor. Bu arkadaşlarımız içerisinde 2 profesör, 3 doçent doktor arkadaşımız var camiamız içerisine yetişmiş olan. Yani bizim amacımız sadece Türk boksuna hizmet etmek, camiamızın sorunlarına vakıfız, bunlara çözüm üretmek. Dolayısıyla da bunları yapabilmek için de demokratik bir şekilde seçme ve seçilme hakkımızı kullanmak istedik. Ancak maalesef ki seçim sürecinde bizim adaylığımız bir takım oyunlarla engellenmeye çalışılmıştır. Detaylarını da daha sonra yapacağım basın bildirisiyle tüm kamuoyunun bilgisine sunacağım. Bundan sonraki sürecin şu anda mesela mevcut federasyon yönetimi tarafından mahkemeye itirazda bulundu ancak ret cevabı aldılar. Şimdi Spor Bakanlığı'ndan çözüm üretmeye çalışılıyor. Bizim buradan beklentimiz federasyonumuzu kayyum tarafından yönetilmesi, seçim sürecinin adil bir şekilde herkes için eşit olması ve çıkıp yarışmak istiyoruz. Beklentimiz budur. Tahkim kurulunda çok iyi niyetli ve sağduyulu insanlar olduğuna inanıyorum. Ancak bu süreçte yaşamış olduğumuz durumlar neticesinde biz tahkim kurulunun ya da hepsinin demeyelim bir kısmının iyi niyetli olmadığına inanıyoruz. Dolayısıyla da hukuki olarak haklarımızı aramak istedik. Tahkim kurulu bir spor faaliyetinde ya da bir federasyondaki uyuşmazlıklara çözüm üretebilir. Ancak biz burada yasa dışı bir şekilde adaylığımızın engellendiği için Türk hakimlerine durumu arz ettik.
ve onların desteğini istedik. Dolayısıyla tahkim kurulu mahkeme kararının üstünde değildir. Bu şekilde de bir algı yapılmıştır. Dün bu karar çıkmış olmasına rağmen mahkeme kararıyla seçime ihtiyati tedbir kararı alınmış olmasına rağmen bu insanları buraya toplayan federasyon yönetimini de yani kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Kesin delege listesi yayınlanmadan bizim adaylık başvurumuzu aldılar. Kesin delege listesi yayınlanmadan bizden delege isimlerinden imza istediler. Dolayısıyla kesin delege listesi belli olmadan hayali isimlerden biz imza toplayamazdık. Biz de kurumlarından yani o kulüplerden, kulüp başkanlarından ve yönetim kurullarından destek yazılarımızı aldık. Destek kesin delege listesi yayınlanmış olsaydı delegelerden alırdık. Dolayısıyla bizim destek yazısı gibi bir sorunumuz yok. Zaten buna kamuoyu da güler arkadaşlar. Çünkü bugün yapmış olduğumuz oluşumu, yönetim kurulumu biraz araştırırsanız zaten Türkiye boks camiasının ta kendisiyiz.